Ege'nin incisi Çanakkale'deyiz. 2 saatte formatını Çanakkale'de çekmeye geldik. Truva'nın önünden şimdilik elveda diyoruz. Nusret Mayın gemisinin de içinde bulunduğu... Saat bozulmuş, pili bitmiş galiba. Ekmek banabiliyor muyuz? Tarihiyle tüm dünyayı etkisi altına almış muhteşem bir şehir burası. Gelibolu Yarımadası'nı zaten ayrıca ele almıştık. Onu diğer videomuzdan izleyebilirsiniz. Bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale şehri aslında gezi için çok güzel dizayn edilmiş. Sanki böyle gezginler için yapılmış bir şehir gibi. Şimdi kordondayız. Burası yürüyüş caddesi. Çok da meşhur bir yer. Çanakkale ile ilgili gezilecek yerleri sorduğunuzda ilk çıkan yerlerden bir tanesi. Truva hattına geldik. Yani Çanakkale'nin en ünlü noktalarından bir tanesiyiz. Eski kordonun orta yerlerinde sanırım. Çok güzel bir lokasyonda. Burayla ilgili tek uyarı vermek istiyoruz. Truva'ya gelecekseniz park yeri bulmanız biraz zor. Haberiniz olsun. Yaklaşık 20 dakika 25 dakika boyunca araba için park yeri aradık. Bu Truva yanlış bilmiyorsam çok ünlü oyuncuların oynadığı bir filmde kullanılmış. Ondan sonra da buraya hediye edilmiş diye biliyorum. Evet, Truva hattına geldiğinizde burada direkt bir güneş saati göreceksiniz. Bu da ne demek oluyor? Mesela şu gördüğünüz şeyin gölgesi saati simgeliyor sanırım. Umarım doğru şey yapmışımdır. Yok, bu saat bozulmuş. Saat bozulmuş, pili bitmiş galiba. Eski Çinliler, Yunanlılar, Mısırlılar ve Romalılar tarafından yaygın olarak kullanılan güneş saatleri İslam ülkelerinde daha ayrıntılı ve hassas olarak üretilmiş. Havanın güneşli olması halinde kadran üzerindeki gölgenin ucu 1. günün saatini, yaklaşık 05'ten 19'a kadar 2. günün tarihini ve 3. güneşin o tarihte hangi burçta olduğunu gösterir. 1 Bir nerede? Ben anlamadım. 2 saatte tur olduğu için Troya Antik Kenti'ne gidemeyecektik. Ama burada da onun küçük bir maketini görüyorsunuz. Yani gitmiş kadar olmasak da en azından bu şekilde size de göstermiş olalım. Homeros'un İtalya destanında anlatılan Troya Savaşı'nın geçtiği Troya Antik Kenti Çanakkale'nin 25 km güneyindedir. Az önce küçük bir maketini de görmüştük. Destanlarda Troya Savaşı'nın nedeninin Paris'in güzel Helena'yı kaçırması olarak anlatılsa da gerçek neden Troya'nın zenginliğidir. Destanda anlatılan bu olaylar insanları öylesine etkiler ki bin yıllardan günümüze kadar başta sinema olmak üzere sanatın çeşitli dallarında bu olay yeniden işlenir. 2004 yılında Warner Bros. Sinema şirketinin yapımı olan Brad Pitt'in başrolü oynadığı Troy adlı filmde kullanılan bu model atın orijinali 15 Eylül 2004 tarihinden beri kentimizde sergilenmektedir. Yani bu at, bu Troya atı, o filmde sergilenen at, o filmde konu olan at, o da buraya geliyor ve burada şu anda sergileniyor. Çanakkale için çok önemli olan noktalardan bir tanesi olan Truva'nın önünden şimdilik elveda diyoruz. Bir sonraki durağımıza görüşmek üzere. Sanatın, tarihin çok önemli şehirlerinden bir tanesi olan Çanakkale'deki turumuz devam ediyor. Burası Çanakkale'deki en meşhur noktalardan bir tanesi. Henüz saat kulesini görememiş olsam da feribot iskelesinin olduğu yerdeyiz. Büyük meydandayız. Arkamızda feribot iskelesi var. Burada bir yerde de bir saat kulesi var. Şu an burası, arka tarafımız kordon. Ön tarafımız neresi bilmiyorum. Ben buradayım. Birdenbire burada. Herkes burada. Siz neredesiniz? Şu anda Çanakkale kordonundaki yürüyüşümüz devam ediyor. Saat kulesini arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Çok güzel manzaralar var. Çok da güzel bir hava var. Çanakkale. 2 saatte Çanakkale gezimiz devam ediyor. Şu anda saat kulesinden biraz uzaklaştığımızı fark ettik. Biraz yukarıdaymış. Çanakkale'yi büyük ihtimalle tanıyanlar şu an bize gülüyordur. Ama şurada bir şey gördük. Dün gezmiştik. Klitbayır Kalesi. 2 saatte Gelibolu bölümü için gezmiştik. Hatta bir bilgiye göre Çanakkale'deki, şimdi Boğaz olduğu için Osmanlı döneminde yapılan her kalenin karşısında bir tane de kardeş kalesi olurmuş. İpler gerilir ve geçen gemiler engellenirmiş. Böyle bir bilgi vardı. Şu anda görüyorsunuz o karşıdaki kale, Klitbahir Kalesi. Şu anda üstten de görüyorsunuz büyük ihtimalle. Bunu da size göstermek istedik. 2 saatte Çanakkale bölümüne özel. Şimdi gelin Çanakkale Saat Kulesi'ni bulalım. Normalde buralara daha önce ben geldim. Çok canlı, çok hareketli yerler. Balık restoranlarının olduğu bölge burası. Bir sokak. Ama maalesef ki pandemi buraları da vurmuş. Çok atıl bir görüntüsü var ama normal bir zamanda, özellikle mevsiminde geldiğinizde Kadıköy'deki rıhtımda gördüğünüz muhteşem manzaraları burada da bulabiliyorsunuz. Çok güzel bir sokaktı burası. Bu taraflar falan zaten görüyorsunuz, tarihi yerler. Evet, şehrin tam ortasında duran, görmemenizin mümkün olmadığı saat kulesini bulduk. İlginç bir şekilde kaybettik.
Kamerayı kurtarmak için sudan kaçtım, görüyorsunuz. Her şey bu çekim için. Tarihi bir kule. Bir açıklaması var mı bilmiyorum, hemen bakacağım ama. Aslında çok da bir açıklamaya ihtiyaç yok. Türkiye'deki gezdiğimiz bütün şehirlerde örneğini gördüğümüz, en son hatırladığım Kayseri'de çok güzel bir saat kulesi vardı. Orada da görmüşsünüzdür. Videoyu izlediyseniz tabii. Henüz izlemediyseniz de şuradan izleyebilirsiniz. Kayseri 2 saat. 2 saat Kayseri. Tempo yaptığımız ve 2 saatte formatını gerçekten 2 saatte çekmeye çalıştığımız bir gündeyiz. Çanakkale'deki gezmek istediğimiz noktalardan bir tanesini daha görmüş olduk. Şimdi gelin sıradaki durağa hiç hız kesmeden devam edelim. Gezi rehberiniz sizler için koşturuyor. Az önce muhtemelen açıklamasını yapmış olduğumuz Fethane Sokak'tayız şu an. Aslında müzeden çıkalı bayağı oldu ama müzenin girişindeki açılışı çekmediğim için geri döndüm. Arkamızda Kent Müzesi var. Tam nasıl söyleyeyim, Fethane Sokak'ta tam böyle köşe nokta. Gelmişken burayı da ziyaret etmelisiniz. İçeride çok güzel bir sergi alanı açılmış. Gayet başarılı. Şimdi siz gelin Kent Müzesi'ni bir izleyin hele. Çünkü biz az önce gezdik. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şunu söylemek istiyorum. Avrupa'da görmüş olduğumuz böyle işte ortada masaların olduğu, insanların işte yemeklerini yiyebildiği, restoranların olduğu, alışveriş yerlerinin olduğu dar ama düzenli sokaklar. O yüzden kesinlikle gelmişken buraya da uğrayın. Şu an biz galiba Deniz Müzesi'ne gitmeye çalışıyoruz. Şeyden çıktık, Kent Müzesi'nden çıktık. Deniz Müzesi'ne gidiyoruz. Kent Müzesi de bu arada gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi, az önce gördünüz. Gayet güzel dizayn edilmiş. 1889 yılında 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın minyatürü olarak burada aynalı çarşı yaptırılmış. Bir yabancı bir tüccar tarafından. Hatta hepimizin bildiği Çanakkale türküsüne de ismini geçtiği, o türküde de isminin geçtiği bir yer burası, aynalı çarşı. Burası Çanakkale Savaşı döneminde İngilizlerle yapılan savaş sırasında bombardıman altında kaldığı için çok ciddi oranda zarar görmüş. Ardından burası yeniden küçük yerler, küçük dükkanlar inşa edilerek yeniden bu aynalı çarşı faaliyete geçmiş. Şu anda sağlı sollu bakabilirsiniz. İki saatte Çanakkale gezimiz devam ediyor. Gelin son duraklarımıza doğru devam edelim. Büyük ihtimalle Kayseri bölümünü izleyenler şu an hatırlayacaktır. Şu anda Aynalı Çarşı'dan çıktık ve Kuyumcular Çarşısı'ndayız. Uzman koşa koşa gidiyor, en sevdiği yere geldiği için. Baksanıza şuna. Pardon, ne yapıyorsunuz acaba? Ekmek bana biliyor muyuz? Nusret Mayın gemisinin de içinde bulunduğu Çanakkale Deniz Müzesi'nin önündeyiz. Covid-19 kapsamında kapatılmış, tedbirler nedeniyle şu an açık değil. Hemen arkamızda görebiliyorsunuz müzeyi. Çanakkale'de gezilecek yerlerin başında gelen Seramik Müzesi'nin şu anda önündeyiz. Herkes mutlaka gidin Seramik Müzesi'ni görün diyordu. Biz de bu kadar övüldüğü için burayı da listemize aldık. Gelin içeriye doğru devam edelim bir yandan. Burası 1904 yılında inşa edilmiş ve 1919 yılında İngiliz işgali süresince İngiliz hamamı olarak adlandırılmış. Zaten şimdi bir sonraki yere geçelim. Orası da hamam şeklinde. Çeşitli seramikler sergileniyor şu an burası gördüğünüz gibi. Gelin bakın mesela burada yine bir hamam dizaynında yapılmış. İşte İngiliz hamamı. Seramik Müzesi de ilginç eserlerle şu an donatılmış.
Çanakkale için internette araştırma yaptığımızda mutlaka gezilmesi gereken yerlerden bir tanesiydi. Hatta ilk 5'te falan gösteriliyordu. Hatta biz gelirken bir kafamızda soru işaretleri vardı ama gelip ziyaret edebileceğiniz bir alan. Ücretsiz bir şekilde gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Pazartesi günleri de kapalıymış. Evet, hadi gelin devam edelim. Son sahneye geçmeden önce eski kordonun sanırım sağ taraftaki son taraflarındayız. Tam olarak yeri kestiremiyorum ama hemen burada bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli gördük. İki çocuğa bir şeyler anlatırken bunu size göstermek istedik. Aynı zamanda da hemen arkasında yurt dışında sık sık gördüğümüz yeraltı çöplüğü var. Bence burası yeraltı çöplüğü değilse de yorumlarda belirtin lütfen. Şimdi gelin eski kordondan yeni kordona gidelim ve 2 saatte Çanakkale bölümü bitirelim. 2 saatte Çanakkale turumuzun sonuna geldik. Şu anda yeni kordondayız. Eski kordonda başlamak, yeni kordonda da bölümü bitirmek istedik. Niye böyle bir şey yaptık peki? Farklılık olsun dedik. Yeni kordon bu arada anladığım kadarıyla yeni yapılmış bir yer. İsminden evet. Kaynaklı öyle anlıyorum. Eski kordondan tek farkı kumsalın olması. Ben onu görmüş oldum. Yani biraz da mevki olarak bir farklılık var. Şehirden biraz uzaktayız şu anda diye düşünüyorum. 2,5 kilometre falan. Yine dur yolcu silüetinin tam cepheden gören bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yolculuktu. Çok keyifli bir seyahatti Çanakkale'de geziyor olmak. 2 saatte gezmek bizim formatımıza özgü olduğu için 2 saatte gezdik. Aslında burası gerçekten çok özel topraklar, çok özel bir şehir. Buraya 2 saat değil, 2 gün değil belki 2 hafta ayırmak lazım. Daha dolu dolu gezebilmek için. Kesinlikle. Bizim o kadar vaktimiz olmadığı için sizlere 2 saatiniz olsa Çanakkale'de ne yaparsınız sorusunun cevabını verebilmek için geldik. O zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın.